Bu arada tabii nüfus hareketleri tabii oldu. Demografik değişiklikler oldu. Bu son işte 70'li yıllarda, 80'li yıllarda Türkiye'nin yaşadığı olumsuz siyasi gelişmeler dış ve iç bağlı olarak tabii devletin de azınlık politikalarıyla ciddi bir gayrimüslim göçü yaşandı. Yani eskiden gayrimüslimlerin kültürü çok daha fazla sokağa yansırdı. Yani işte Noel gibi işte veyahut da Paskalya gibi yani doğuş ve diriliş bayramlarımızda sokaklar bunu hissederdi. Yani Paskalya çöreğinin kokusu bütün sokakları doldururdu. Dini geçitler yapılırdı. Noel geçitleri yapılırdı. Kiliselerden geçitlerle büyük kalabalıklar evlerine giderlerdi. Ve bunu komple bütün oranın halkı birlikte yaşardı. Ve bu tabii ki kültürel yaşamı zenginleştiren bir şeydi. Ama sayı azalınca ve dediğim gibi şiddetli devlet politikaları yüzünden insanlar evlerine kendi kabuklarına çekildikçe bu kültürel yansımalar da kamusal alandan veyahut da işte hayatımızdan, sokaklardan, caddelerden daha duvar içlerine görünmez olmaya başladı. Tabii son dönemde tekrar bunu yaşatmaya çalışıyorlar. O Noel yürüyüşlerini falan tekrar geçenlerde Kurtuluş'ta bir grup yaptı mesela. Yani onlar nedir? İşte bayram biter, bayram ibadeti kilisede biter. Ondan sonra tabii değişik bayramlarda değişik ritüeller vardır ama işte kiliseden aldığınız mumu işte bu şeyde olur, Paskalya'da olur. Söndürmeden evinize götürürsünüz ve evdeki kandili yakarsınız. Bu mesela bir gelenek için.